Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir patatesli pide tarifim var. Yapım aşamasına geçelim. Pidemizin hamurunu yapmaya başlayalım. Bir paket instant maya, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker, yoğurma kabımıza alalım. Yarım bardaktan biraz fazla ılık su, yarım bardaktan biraz fazla ılık süt ilave edelim. Malzemelerimizin çözülmesini sağlayalım. 100 gram eritilmiş margarin ilave edelim. 1 adet yumurta ilave edelim. Malzemelerimizi bir karıştıralım. Unumuzu ilave etmeye başlayalım. Hamurumuzu 10 dakika güzel bir şekilde yoğuralım. 1 saat hamurumuzu ılık bir ortamda uyumaya alalım. Böyle uygun bir tencereye 2 adet soyulmuş küp küp doğradığım patateslerimi koyalım. Ve 1 bardak ılık su ilave edelim. Bu kadar su yeterlidir. Tenceremizin kapağını kapatalım. Ocağı alalım. Tavam ocağımı aldım. 80 gram tereyağı kabıma alıyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı alıyorum. Yağımızı eritelim. Haşlanmış olduğum patatesleri püre haline getirelim. Tereyağımız köpürdükten hemen sonra 2 adet doğramış olduğum soğanlarımı ilave edelim. Şöyle biber salçamı ilave ediyorum. Bu böreğimde domates salçası kullanmayacağım. Sadece biber salçası kullanacağım. Daha çok yakışıyor. Bir de böreğimizin sulanmasını önlemiş olacağız böylece. Bu şekilde karabiber, kimyon, kırmızı toz biber baharatlarını ilave edeceğim. Baharatları kendimize göre ayarlayabiliriz. Püre haline getirdiğim patateslerimi ilave ediyorum. Ocağımızı kapatalım. Püremiz hazır. Şimdi pidelerimizi açmaya başlayalım. Hamurumuzu masamıza alalım. Pidelerimizi bu şekilde elimizle açalım. Harcımızdan yerleştirelim içine. Böylece kenara alalım. Şöyle bir adet yumurta sarısı, pidelerimize çörek otunu serpiştirelim. ...180 dereceli fırında kontrollü bir şekilde pişirelim. Şöyle arkalı önlü nefis derecede pişmiş muhteşem bir pide oldu. Servise alalım. İçleri patates dolu. Hakikaten nefis bir lezzet. Kesinlikle inanılmaz güzel. Tadı da içi dışı güzel pişti. Şöyle bakalım.
yapanlar için şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.